Türkiye'de ses getiriyor. Bugün İstanbul'da, özellikle Esenyurt'ta çok ciddi bir dosyanın kapağını araladı. Dinçer, müthiş bir öykü. Anlatacağız. Evet. Deşifre edilen bir çete. Hacca giden emniyet amiri. Her türlü hukuksuzluğu yapıyor cezaevinde. Bunları gerçekleştirdikten sonra hacca gidiyor. Kendimizi temize mi çekiyoruz acaba bilmiyorum. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı. Büyük destek görüyor kamuoyundan. Doğru. Taraflı tarafsız. Bugün İstanbul'da çetelerle mücadele konusunda basın mensuplarına bir briefing verdi. Halk TV'de Bengü Şap da oradaydı. Doğru. Dolayısıyla bir dakika Ali Bey dinleyelim. Doğru. Döndüğünüzde işte çökertilen, bu çete sonuçlandırılan evet, bir çete. Doğru. Onu da senin özel haberinden Doğru. dinleyelim. Tamam. Ali Yerlikaya, çetelerle amansız mücadele. Son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyonda 2874 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 702'si tutuklandı, 594'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi. Türkiye yüzyılında uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak değerlendiriyoruz, görüyoruz. Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz. Zehir taciri ne ise bizim için terörist de odur. Diyoruz ki geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar, hangi büyüklükte olursa olsun, gölge gibi takiplerindeyiz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Evet, Dinçer Gökçe stüdyoda yanımda. Ali Yerlikaya'dan sözü alalım ve deşifre edilen sarsıcı bir çeteyle ilgili bilgileri de Esenyurt bağlamında Dinçer'den dinleyeceğiz. Dinçer, TikTok'ta videolar var. Evet. Son dönemde Twitter'da, Instagram'da da meşhur oldu. Böyle son model lüks bir araba. Hı. Genç arkadaşlar cep telefonu kamerasıyla geliyorlar böyle. Evet. Arabanız ne kadar güzel, ne iş yapıyorsunuz? İşte kimi diyor serbest meslek, kimi kuyumcuyum, kimi mühendisim. Bir tane arkadaş, genç arkadaş gitmiş Necati Arabacı, son model Rolls Royce. Evet. Yani almak mümkün değil. Evet. Pardon, ne iş yapıyorsunuz? Kemküm gakkuk, öndekine sor diyor. Evet. Necati Arabacı ismini Necati burada Arabacı da duyacağız. Da var, nedir evet. bu operasyon? Şimdi bu polis desteğiyle bir dev bir siteye çökme operasyonu bu. Dev, bu İstanbul Esenyurt'ta bir site. 220 daireden oluşan bir site burası. Fly Butik isimli. Bu şimdi biraz evvel İçişleri Bakanı da anlattı. Bu çetelerin, sonuçta bu çetelerin varlığı ve bu çeteler için bir finansman da gerekiyor. Değil mi? Bu çetenin, yani şu anda bizim bugünkü dosyada anlatacağımız çetenin çöktüğü yerde bu Fly Butik çetesi. Şimdi burada bu çete, bu proje işte yapılıyor, müteahhiti bitiremiyor. Daha sonra başka bir müteahhit devreye giriyor. Daha sonra bu iki müteahhit arasında itilaf oluşuyor. Gelen ikinci müteahhit çeteyi yanına alıyor. Çeteyi yanına alınca yani projenin esas sahibi kendi yaptığı binaya bile giremiyor. Buradan mükerrer satışlar yapılmış. Toplamda 800-850'ye yakın daire. Kişiye daire, yani bir kişiye 10 yani bir kişiye 5-6 daire de olabilir. Aynen öyle. Bazen toplamda 850 tane 850 kişiye satılmış ve toplanan para 600 milyondan bahsediyoruz. Şimdi bu çete burayı bırakmak istemiyor elbette ki. Dolayısıyla silahlı adamları var. Hakkını arayan kişiler karşılarında çeteyi buluyor ve zaman zaman polisi buluyor. Nasıl başa çıkacak gariban? Esenyurt'ta yeni bir asla çıkamaz. Projeden ev alayım çıkamaz. Demiş. Evini almaya çalışıyor. Karşısında silahlı, külahlı, dev gibi ağlayanlar adamlar. Ağlayanlar var. Perişan olmuşlar. Son varlıklarını diyelim, bütün birikimlerini getirip buraya bir ev almak istiyorlar ama gel gör ki bir çete var karşılarında. Şimdi bu çetenin kudreti biraz da yanlarına aldıkları polislerden çıkıyor. Dur. Bir ülkede İsmi önemli değil. Birisi çete, mafya organizasyonu yapacaksa devletin içinden, bürokrasiden, güvenlik bürokrasisinden destek almadan bunu başarabilir mi? Mümkün değil. Hiçbir dosyada bunu görmüyoruz. Ankara'daki diyelim Ayhan Bora Kaplan dosyasından da bunu görüyoruz.
diğer diyelim ekonomik bir takım suçlarda da bunu çok net görmek gerekiyor. Hepsini polisi görüyoruz. Dün mesela bizde bir Taksim'in göbeğinde yıllarca süren bir turistlere yönelik hırsızlık organizasyonu vardı. Orada da polisler vardı. Bu dosyada kamu görevlileri kim? Bu dosyada iki tane polis memuru var. Soldaki Mevlüt Kerpiç, narkotik polisi, Küçükçekmece Emniyetinde görevliydi. Sağdaki ise Hüseyin Coşkun, Esenyurt İlçe Asayiş Şube'de komiserdi. Evet, şimdi nerede? Her ikisi de şu anda tutuklu. Bir dakika. Tutuklu diyorsun, asayiş büro amiri diyorsun, eski çeteyle iş tuttu diyorsun. Aynen. Burada ihramlı Kabe'de fotoğraf, ne alakayı kuramadım ben. Bütün bu pis işler yapıldığında sonuçta bu polislerin buradaki varlığı bir menfaat temini sonucu. Yani bu çeteye bir kol kanat gelmişlerse, diyelim hak sahipleri geldiklerinde bunlar polis kimliklerini gösterdiklerinde bu kişilerin önüne çıktıklarında bir menfaat elde ediyorlar. Bu kişiler de bahsettiğiniz gibi işte hac fotoğrafı ihrama girmiş. Umre'ye gitmişler. Yani kendince günahlarını temizlemeye çalışıyor. Onu bilemiyoruz. Şimdi Hüseyin, bakın bu iki kişi, biraz bu iki polisten bahsedeyim. Mevlüt Kerpiç, Küçükçekmece Emniyet'ten narkotik polisi. Bu siteye bu da yerleşiyor. Kendisi site yönetimine giriyor. Gelen hak sahipleri, garibanlar derdini anlatmaya geliyor ya. Hı hı. Adam diyor ki ben diyor polisim. Daha fazla konuşma, seni deport ettiririm. Bazı yabancılar falan da söz konusu. Hüseyin Coşkun, şimdi bu çete Çetin Şimşek'in liderliğindeki bir liderliğinde kurulan bir çete bu. Fly Butik'e çöktüğü gibi Acunkent diye başka bir site var, daha var Esenyurt'ta, ona da çökmüş. Bu Hüseyin Coşkun'la ilgili bir dosyada bir ifade var. Mahkemenin Acunkent'e atadığı bir kayyum var. Kayyum anlatıyor. Diyor ki Hüseyin Coşkun geldi. Çete adına benimle pazarlık yaptı. Kayyum'a aynen söylediği şey şu. Burada diyor 4 blok var bu arada Ekrem Açıkel. Evet. 1760 daire var. Bu bloklardan bir tanesini D bloğu Çetin Şimşeklere vereceksiniz. Onlar işletecekler. Vay canına. D blok dediğinizde 400-500 tane daire yapıyor. Bunu sırf aylık aidat geliri 1 milyon liraya denk geliyor. Peki. 1 milyon lira aidat geliri. Şimdi tanıdık bir sima var. Evet, doğru. Pardon, arabanız çok güzel. Öndekine sor. Ayhan Bora Kaplan'ın çocuğunun gözaltına alınmadan sünnet düğünü. Evet, kısa devasa söyleyecek. Altın. Aynen öyle. Necati Arabacı. Evet, evet. Necati Arabacı. Angel Health miydi? Evet, aynen evet. Öyle. Interpol tarafından aranan, dünyada birçok ülkede aranan bir şahsiyet. Dediğiniz gibi Ayhan Bora Kaplan düğünde boy gösterdi. İşte Cumhuriyet altınları taktı Ayhan Bora Kaplan'ın düğününde. Oğluna. Evet, o bahsettiğiniz az önceki araçta yine o vardı. Evet. Burada da bu çetenin örgüt üyelerinden biri olmakla suçlanan Abdülsamet Kızılağaç'la Necati Arabacı yan yana görürüz bu dost. Necati Arabacı'nın girdiğinizde sosyal medyada çok sayıda Sedat Peker'le de görüntüleri var. Var. Ama son dönemde Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu Ayhan Bora Kaplan yakınlığını biliyoruz. Doğru. Orada bir değişim mi var? Saf değişimi gibi bir şey mi var? Yani yeni güç odakları çıkınca elbette ki onlar da yeni pozisyon alıyorlar. Necati Arabacı'nın Türkiye'de özellikle Alaçatı'da oldukça mekana çöktüğü biliniyor. Son derece varlıklı bir konuma gelmiş durumda. Şimdi bu suç örgütleri birbirlerini buluyorlar. O noktada yani aklımızın ucunda geçmezdi. Ben bu dosyayı dün incelediğimde, bu arada hazırlanan bir iddianame var bu konuyla alakalı. Evet. 590 sayfalık bir iddianame. Sanıklardan bir tanesi dedim ki Abdülsamet Kızılağaç şu anda tutuklu. Necati Arabacı'yla bunu biz yan yana gördük. Halihazırda 28 kişi tutuklu. Ama dediğim gibi 800-850 tane mağdur var. Ortada kalmış durumdalar. Düşünebiliyor musunuz? Bir daire 8-10 kişiye satılmış. Sonra onlar da birbirine giriyorlar. Ali Yerlikaya'nın çökerttik diyerek bir çetelerden biri. O çetelerden evet, biri. Evet, aynen öyle. Bu bakın şöyle düşünün Ekrem Açıkel. İstanbul Esenyurt'ta bir proje, bir site, bir çete çöküyor. Ya bu devletin kudreti yok mu bu çeteyi alıp götürsün? İçi yok polis işte. Dolu. İçi aynen. Polis dolu. Çünkü yani yeni İçişleri Bakanı hakikaten geldikten sonra buraya 4 kez operasyon yapıldı. PDP operasyonu yapıldı. Son operasyon dalgasında dediğim gibi Mevlüt Kerpiç ve Hüseyin Coşkun da alındı. Hüseyin Coşkun'un bulunan bir ajandada Fly Butik'ten özellikle yabancılar çok diyor, para akışı fazla diyor.
Muazzam bir para akışı sonuçta söz konusu. Bu arada sırf aidat gelirinden değil, oradaki daireler çökme durumu da söz konusu. Vay be. Yani o garibanların elindeki daireleri, atıyorum 2 milyon, 3 milyonluk daireyi 300-500 lira alma durumları da söz konusu. Bu muazzam. Yani şimdi özellikle bazı Esenyurt bölgesinde birçok sitede böyle bu çetelerin, bu nevilen çetelerin çöktüğünü görüyoruz açıkçası. Esenciles dedik de artık herhalde aynen. Los Angeles'ta, Texas'ta da böyle şeyler yaşanmıyordur. Ama bizim Esenyurt'ta ve Türkiye'de yaşanıyor. Alabildiğine devam. Yaşanıyor. Temiz toplum için, adalet için verdiğin bir mücadele. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Haberlerini ilgiyle okuyoruz. Her zaman da ağırlamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şimdi